Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sürekli bu amatör arkadaşlar ispiralla, ispiral kullanmayla alakalı videolar istediler. Ben de sizin için bugün ispiral kullanmayı çekeceğim. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bu teknik işlere, ustalık işlerine özen gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Çünkü bizim ülkemizi ilerlere taşıyacak iş teknoloji, başka bir şey değil. Bunu da evimizde eğlenirken, amatör işler yaparken, çoluğumuzla çocuğumuzla bir arada yaptığımız zaman hem öğrenilecek hem öğretilecek ve bir adım atmış olacağız. Şimdi arkadaşlar, ispiralla kesimi yaparken önemli olan, ispiral çok tehlikeli bir makine. Bunun kullanmasını iyi bilmediğiniz zaman sizi sıkıntıya sokar. Çok dikkat etmeniz lazım. İspiralla parça keserken arkadaşlar şöyle bir düz zemin çizeyim ilk önce size. Çizerek anlatacağım, sonra uygulayarak anlatacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir profil keseceğimizi düşünelim. Şu bizim profilimiz olsun. Bu profili şurasından keseceğiz. Şimdi arkadaşlar bu malzemeyi keserken bunun altına bir parça koymamız lazım. Keseceğimiz parçanın boşta kalması lazım. Bir tane parça buraya koyduk. Bir tane parça buraya koyduk. Arkadaşlar şu parçanın üzerine bir baskı uygulamamız lazım. İşte ayağımızla basmamız lazım veya mengeneye bağlarsak mengenede bağlayacağımız kısım olması lazım. Keseceğimiz yerin boşta kalması lazım. Biz burayı ayağımızla sıkıştırdığımız zaman, böyle gücü aşağı doğru bastırdığımız zaman bu parça boşta kalacağından ispiral buradan aşağı kesim yaparken bu parçada aşağı doğru eğim gösterecek ve ispiralı sıkıştırmadan kesmiş olacak. Eğer bunun tam tersi bir olay yaparsak, şuraya yeni bir düz zemin çizeyim arkadaşlar. Burada profilimiz var. Şöyle çizeyim size. Şimdi şuradan da keseceğimiz yeri şöyle indireyim. Şimdi arkadaşlar bu altına koyduğumuz parçaları bu şekilde değil de getirip şöyle koymuş olursak parçaları, ondan sonra buradan baskı uygularsak, ayağımızı bastık veya mengene de olmaz zaten de ayağımızı bastık. Şimdi arkadaşlar bu parçamız sürekli aşağı basıyor. Bu parçamız da sürekli aşağı basıyor. İspiral taşı buradan kesim yaparken arkadaşlar burası aşağı ineceğinden şurada bu parçaya doğru bir sıkıştırma oluşacak. Sıkıştırma oluştuğu için de ispiral taşı sıkışacak ve patlayacak. Patladı mı çok büyük kazalara sebebiyet verir. Onun için ilk önce fizik kuralları, burada fizik kuralları devreye giriyor. Yani fizik bilgimizin olması lazım. Bu parça burada olmayacak, burada olacak. Şimdi arkadaşlar ispiralda birçok çeşit taş kullanılıyor. Mesela şu normal piyasada en çok kullanılan ispiral kesme taşı. Bunun kalınlığı yaklaşık 3 milim. Bir de inox taşlar var, yani krom kesiciler. Bunların kalınlığı yaklaşık olarak 1 milim civarında. Bu inox taşları kullanabilirsiniz ama çok profesyonel ispiral kullanabilmeniz lazım. Normal piyasada en çok bulacağınız şu taşlar var. Bunların yaklaşık kalınlığı 3 milimetre. Inox taşlar var, 1 milimetre bunların kalınlığı var. Ama bunlar çok tehlikeli taşlar. Bunları kullanırken dikkatli olmanız lazım. Yani ispiralı çok profesyonel kullanır durumda olmanız lazım. Elinizin hiç sarsmaması lazım. Bir de taşlama taşları var. Şimdi bu ince taşla kalın taşın arasında ne fark var diye sorarsanız, ispiral, şimdi yine fizik, yani ben her zaman videolarımda diyorum fizik, matematik bu işlerde çok önemli. 600 watt bir ispiral kullanıyorsanız arkadaşlar, küçük ispiral, şu küçük taşı taktığınız zaman büyük taşa göre 1800 wattmış gibi işlem yapıyor. Daha ince olduğu için sürtünme bir noktaya oluyor. Biraz yanaş, kameraya yanaştır. Şimdi bu taş, bakın arkadaşlar, bu taş sürttüğüm zaman ne kadar yer çiziyor, bunu sürttüğüm zaman ne kadar yer çiziyor. Bu daha ince, bu daha kalın. Yani sürtünmeden dolayı bu ince taş daha güzel kesiyor, daha devirli olmuş oluyor. Daha ince noktaya sürtünme yaptığı için daha güzel kesiyor. Şimdi ben size şu tahtada çizdiğimi bir de canlı canlı göstereceğim arkadaşlar. Ben bu taşları da size bir kıracağım, içlerini de göstereceğim. Bunlar demir tozundan yapılıyor ağırlıklı olarak. İçerisinde mukavemetini artırsın diye bir flexi gibi böyle fiberden böyle birbirine örülmüş parçalar var. Onunla beraber demir tozunu bir arada tutuyor. Ben size inox taşla kesim yapacağım. Onun için inox taş takıyorum. İspiralın şu vidasında şöyle bir çıkıntı var. Bir tarafında da bir yükselti var. Bu taşları takarken, ince kesici taşları, buraya oturtturduğunuz zaman şu kanala tam oturacak. Eğer bunu ters takarsanız, şu şekilde takarsanız arkadaşlar, bakın şimdi size göstereceğim. Arkadaşlar bakın, taş boşta. Yani şu anda ispiralı çalıştırdığınız zaman, ben size bunu göstereceğim, siz denemeyin. Şimdi arkadaşlar bakın, taş boşta gördüğünüz gibi. Bak,
boşta dönüyor. Yani şu anda bununla kesme yaparsanız bu taş elinizde patlar yani. Bakın boşta. Bunu onun için ne yapacaksınız? Bu taşı buraya oturtturduktan sonra şu çukur kısmı aşağıya gelecek şekilde takacaksınız. Bu şekilde. Bu şekilde taktığınız zaman bakın arkadaşlar taşı sıktı şu anda. Taş boşta değil. Şimdi madem öyle bunu niye yapmışlar arkadaşlar? Bunu bu taşlama taşları için yapmışlar. Bu taşlama taşı daha kalın olduğu için şöyle göbeğini görün. Daha kalın olduğu için bunu altı oturtturduktan sonra az önce ince taşta gevşediği şekilde bunu ters takıyoruz. Yanaş buraya. Bu şekilde takıyoruz. Bu taş bu ispirala uygun bir taş değil. Ben size göstermek için şey yapıyorum. Küçük taşlama taşları da var. Ben şuraya inoksumu takayım hemen ince taşı. Şimdi arkadaşlar şu malzemeyi size bir kesim yapacağım. Az önce de size anlattım arkadaşlar. Keseceğim yer boşta kalacak. Boşta kalacak, aşağı düşecek. Eğer ben bunu böyle yaparsam, şu şekilde yapar kesersem masa ne kadar düzgün olursa olsun titreşimlerde, oynamalarda bu ispiralı sıkıştırır. Onun için keseceğimiz yer her zaman boşta kalacak. Şimdi ben şu parçayı bir keseyim size arkadaşlar. Bir de bu ispiralla kesim yaparken arkadaşlar bu ispiralın buraya dümdüz paralel inmesi lazım. Kesim işlemi başladıktan sonra şu hareketler veya şu hareketleri yaparsanız taş yine patlar. Yani eğer elinizde bir titreme çalışırken kendi elinize hakim olamama durumunuz varsa kesinlikle ispiralla çalışmayın. Bir de şöyle bir husus var. Şu anda ben bu ispiralın dışında siperlik yok. Gördüğünüz gibi siperliksiz ispirallarla çalışmayın. Yani buna kesinlikle bir koruyucu takmanız lazım. Siz de benim gibi elemanlar bunun siperliğini sökmüş, dükkana getirmiş, koymuş, siperliği bulamıyorsanız kesim yaparken ispiral taşını her zaman vücudunuzun dışında bir yerde bırakın. Dediğim gibi elemanlar bizim bu ispiralın şimdi kavgasını da yaptık. Yok, siperliğini bulamıyoruz yani. Sökmüşler, büyük taş takmışlar, bilmem ne yapmışlar. Biz böyle bir şey elemanlara kesinlikle yapmalarını tasvip etmiyoruz ama işte inat yapıyorlar. Biz gittik mi arkamızdan yapıyorlar. Bunu yan tarafınıza alacaksınız. Eğer şu şekilde kesim yaparsanız bu taş patladığında buradan kolunuza çarparak sağa sola vücudunuzun farklı yerlerine zarar verir. Onun için şu şekilde boşa çıkartarak kesim yapacaksınız. Buna dikkat edin. Mesela benim kendi dükkanımda şu ispiral var. Ben buna büyük taş takılmıyor. Gördüğünüz gibi siperliği küçüktü. Ben bunu kendim kestim. Şu muhafazayı ben buna kendim yaptım arkadaşlar. Yani bu orijinali değil. Gördüğünüz gibi bunu ben kendim kaynattım. Orijinali burada içinde gözüküyor. Şimdi ben buna 230'luk taş takabiliyorum. Bu 180'likti. Onun için siz de dikkat edeceksiniz. Siperliksiz ispiral kullanmayacaksınız. Ben şimdi şurada size bir tane kesim yapacağım. Gördüğünüz gibi ispiralı çalıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar bu düz bir kesim. Şimdi size tahtada bahsettiğim tehlike arz edecek kısmı yapacağım size. Şimdi arkadaşlar biz taşımızla burayı kestik. Burayı keserken ispiral taşı bunun içerisine girdi. İspiral taşı burada duruyor. İspiral taşı burada duruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ispiral taşı boşta. Yani çok rahat oynuyor burada. Yani herhangi bir problem yok. Taş boşta olduğu için taş sıkışmıyor. Bıraktığım gibi düşüyor. Şimdi arkadaşlar ben bu malzemeyi keserken siz yerde kesiyorsunuz varsayalım. Altına bir parça koydum buraya. Bir parça da buraya koydum. Ayağımı şuraya bastım. Ayağımı buraya bastığım zaman gördüğünüz gibi kestiğim parça boşta. Gördüğünüz gibi bakın parça boşta. Parça boşta olduğu için şurayı bir beton üstü düşünelim. Parça boşta olduğu için bakın kestiğim parça aşağı düşüyor. Ve ispiral taşına herhangi bir sıkıştırma olmuyor bakın. Gördüğünüz gibi yani bak taş durmuyor içinde. Şimdi tam tersi kesim yaparken burayı kesilmemiş olarak düşünelim. Düz bir parça olarak düşünelim. Parçayı koyduk arkadaşlar. Bunu da getirdik buraya koyduk. Keseceğimiz nokta burası. İspiralla kesmeye başladık. İlk kesmeye başladığınızda bir problem olmayacak. Yalnız böyle sonlara yanaştığınızda arkadaşlar bakın buradan ayağınızı bastığınız zaman bakın taş kilitlendi bak hiç oynamıyor bak.
Geri çekiyorum, çekince de gelmiyor. Bakın. Bakın gördünüz mü nasıl sıkıştırıyor? Yani bu sıkışma olayı ispiralı patlatıyor. Bakın direkt çöktüm. Bunu az önce tahtaya da size çizdim arkadaşlar. Onun için kesim yaparken buraya dikkat edeceksiniz. Keseceğiniz parça her zaman boşta olacak ve kesim noktasından itibaren kendisine değen herhangi bir parça olmayacak. Yani şu bile risk. Böyle kesmeniz bile risk. Yerin zemin eğriliğinden dolayı bunu yukarıya basıyor olabilir. Siz bunu fark etmezsiniz. Kesim yaparken burası boşta kalacak. Arkadaşlar ispiralın en önemli kesim detayı bu. Yani fizik arkadaşlar, ben her zaman diyorum fiziğe, fizik kurallarına dikkat ederim. Yani fizik bilmezsek, fizik bilgimiz olmazsa bazı şeyleri yapamayız. Ama fizik matematik iyi oldu mu o işi yapmasını bilmiyorsak bile bir mantık yürütebiliriz. Onun için ben her zaman söylüyorum fizik, biraz fizik çalışın yani. Temel fizik çalışın, çok detaylı değil. Şimdi arkadaşlar size bir de bu taşları kırarak göstereyim. Şimdi arkadaşlar şu taşı kıracağım. Mengeneye bağlıyorum. Şimdi bunun ne kadar riskli olduğunu anlayın diye size gösteriyorum. Bak herhangi bir çekice gerek yok. Yani çok tehlikeli olması bundan kaynaklanıyor. Bakın az dokunuyorum bak. Kırıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanaş. Bakın arkadaşlar dokunmayla kırıldı yani. Bu öyle çok aham şaham sağlam. Kesim yaparken korkmadan çalışacağınız bir şey değil. İçerisinde şöyle fiber iplikler var. Demir tozunu bir arada tutuyor. Şu gördüğünüz parça. Şu fiber iplikler demir tozunu bir arada tutuyor. Bir tane önünde, bir tane arkasında var. Gördüğünüz gibi bakın. Şöyle. Bununla kesim yapıyor. Bu demir tozu. Bildiğiniz demir tozu. Maddesinin ne olduğunu bilmiyorum. Bir yapıştırıcıyla hamur haline getirip bunu yapmışlar. Şimdi arkadaşlar bu da taşlama taşımız. Kalın olan taş. Bunun içerisinde bu fiberden çok sayıda var. Kaç tane olduğunu bilmiyorum. Şimdi bunu da kıracağım. Daha fazla bir güç uygulamak lazım. Gördüğünüz gibi bakın. Arkadaşlar kırdım bu taşı. Arkadaşlar şu anda gözükene göre 1, 2, 3, 4 sıra fiber var bunun içerisinde. 2 tane içinde, 2 tane içinde, 2 tane de sağında, solunda, dışında var. Toplam 4 tane şöyle fiber var. Yalnız şöyle bir fark daha var. Taşlama taşına göre bunun dışındaki fiberler daha kalın. Bir de arkadaşlar daha riskli, daha tehlikeli. Yani profesyonel kullanımı gerektiren dediğim taşlar bu inox taşlar. Bunu şöyle gofret gibi yani bakın ha. Bakın arkadaşlar iplikleri de daha ince, çıtır çıtır dağılır. Bu çok tehlikeli bir taş. Ben bunu kullanmanızı önermiyorum. Ama dandik mi değil. Bunu ustalığınız iyi oldu mu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın fiberini çıkarttım. Şöyle yan yana alalım. Bakın arkadaşlar bunun fiberine bakın. Bunun bakın bunun bak. Şu taşlama taşı, şu normal kesim taşı, bu da inox taş, krom taşı. Fiberinin ne kadar ince olduğunu görüyor musunuz? Şu. Yani ispiral kullanmayı iyi bilmediğiniz sürece ispiralla çalışmayın. Amatör arkadaşlara şöyle bir önerim var. Doğru kullanmasını bilirseniz demir testeresiyle kesim yapın. Yani çocuğunuzu anasız babasız bırakmayın yani. İspiral dediğim gibi kesim yaparken keseceğiniz parça her zaman boşta kalacak. Bunu ezberleyin ya. Kesilecek olan parça boşta kalacak. Keseceğim parça boşta kalacak. Yani kesilecek yer, ispiralla keseceğiniz yer boşta kalacak. Taş bu şekilde kesim işi bitti mi düşecek arkadaşlar. Böyle. Eğer bu ters koymazsanız, bu şekilde basarsanız zaten görüyorsunuz malzemenin ne kadar mukavemetsiz olduğunu, hemen kırıldığını. Burada ispiralı sıkıştırır. Sıkıştırdım arkadaşlar patlar. İkinci bir husus da parçayı böyle koydunuz. Boşta kesim yapıyorsunuz. Bu taşı bunun içerisinde oynatırsanız arkadaşlar bakın yine sıkışıyor. Bak bura boş. Düz dururken problemi yok. Ama az kastırıyorum taşı bakın sıkışıyor. Hemen sıkışıyor. Yani bu ispiral buraya dümdüz paralel bir şekilde inecek. Yani elinizde titreme herhangi bir sağlık sorununuz varsa ispirala bulaşmayın. Demir testeresiyle kesim yapın. Ben şu anda size ispiralın kullanılmasına video çektim. Ayrıyetten ölçü alma, kesme, nasıl keseriz onlara da çekeceğim. Bugün çekecektim. Yalnız ben şu ispiralın siperliği olmadığı için, koruması olmadığı için kullanmıyorum bunu. Sadece bunu gösterecek kadar çekim yaptım. Arkadaşlar inşallah yardımcı olmuşumdur. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, ihtiyacı olan arkadaşlarla paylaşmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler.